bizim inancımızın yani Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti nedir? İlk inen ayet oku, yaratan Rabbinin adıyla oku buyuruyor. Sonra ayetin devamında kalemden bahsediyor, öğrenmekten, öğretmekten bahsediyor. Bu da ne demektir? Kur'an'a inananların elinden kitap ve kalem düşmeyecek anlamına gelir. Kur'an elinden düşmeyecek. Kur'an-ı Kerim'i önce herkes öğrenecek, her Müslüman öğrenecek. Bunu anlıyoruz. İşte bizler bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çocuklarımıza, gençlerimize, sizin gibi kardeşlerimize elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Katkı sunmak için. Sizin daha birikimli bir insan olmanız için ve toplumlara rehberlik edebilecek, toplumlara yön verebilecek makamlara yükselebilmeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. O açıdan biz şimdiden böyle küçük yaşlarda, genç yaşımızda Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz ve onun emirleri doğrultusunda yaşamaya çalışacağız. Biraz önce dedim, işte ilk emrin neydi Kur'an'ın? Oku. Başka hangi emirlerde bulunuyor? Namaz kılmak. Üçüncüsü? Oruç tutmak. Dördüncüsü? Zekat vermek. Beşincisi? Hacca gitmek. Bunları öğreneceğiz ve ömrümüz boyunca yerine getirmemiz gereken emirler bunlar. Ama bir de Kur'an'ın ve Peygamber Efendimiz'in yasakladığı şeyler var. Biz onlara ne diyoruz? Nehyettiği şeyler, haramlar diyoruz değil mi? Haram. İnşallah bunları süreç içerisinde daha güzelleriyle öğreneceksiniz ve topluma rehber olacaksınız. İslam hep güzellikleri dünyaya yaymayı emreder. Bunların başında da ahlak gelir. Ahlak ne demek? Güzel huylar demek. Doğru konuşmak. Yani Müslüman konuştuğu zaman yalan söylemez. Söz verdiği zaman sözünü yerine getirir. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet eder. İhanet etmez. İslam hep toplum daha güzel olsun, daha nezih olsun, daha sağlıklı olsun, daha temiz olsun. İnsanlar kendi aralarında yalan konuşmasınlar. Çünkü yalan kötülüğe götürür. Kötülük ise cehenneme götürür. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Kötülüklerden uzak duralım. İşte bizim dinimizin amacı bu. Kötülüklerden insanları uzaklaştırmak. Hem kendimiz uzak olacağız, hem de insanları kötülüklerden uzaklaştıracağız. Bu ne kadar güzel bir şey. O açıdan dinimizi çok iyi öğrenmemiz lazım. Yani iyi bir insan olmamız lazım önce. İyi bir insan. Ama iyi insan da Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getirerek olunuyor. Yasakladığı şeylerden uzak durarak iyi insan olunuyor. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur'an kurslarımızda, okullarımızda, eğitim merkezlerimizde bunları öğretmeye çalışıyoruz.